Avrupa'nın en yeşil şehirlerinden bir tanesi diyor. Hepsinde siz başkent olun tabii. İstanbul'da yeşil kardeşim yani. Bursa'da yeşil. Yani en azından yeşil canlı var Bursa'da. Bu sabah yağmur var olsa da gözlerim dolu dolu bakıyor. Bilinmez niye. Evet arkadaşlar, günaydın. Biraz dolaşayım dedim. Aslında bayağı sağanak yağmur vardı. Aralığın ortasındayız. İlk defa böyle bir şey oluyormuş. Çünkü normalde kar ve bayağı eksi derecelerde olması gerekirken şu anda artı 5 derece ve yağmur yağıyor. Biraz arkadaki opera binasından bahsedeceğim size. Bu bina 10-15 sene önce yapıldı yaklaşık. Uzaktan baktığınız zaman üzerindeki insanlar penguen gibi dolaşıyorlar. Gerçekten de tam mimarın istediği gibi olmuş. Bu binanın başka bir özelliği şu: üzerine çıkılabilen tek opera binası. Gerçekten de üzerine çıkabiliyorsunuz. Her tarafında dolaşabiliyorsunuz binanın. Arkadaki yeni yapılan binayı görüyorsunuz. Bakın ışıkları yanıyor arkada. Sabah olmasına rağmen ışıklarını yakmışlar. Edvard Munch Müzesi. Dünyanın en ünlü ressamlarından bir tanesi Edvard Munch. Scream tablosu var, belki hatırlarsınız. Çığlık tablosu. Çok ünlüdür. İşte onu yapan adam. Bu adam hayatı boyunca 30 bin tane tablo yapmış arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey. 30 bin tabloyu ne ara yaptın arkadaş? Tabii 30 bin tabloyu sergileyecek bir yeri yok Norveçlilerin. Onun için şu arkadaki dev binayı yapıyorlar şehrin içine. Daha bitmemiş. Küçük küçük exhibition'lar falan filan yapılıyor olabilir. Bu bölge eskiden tersaneydi. Ben hatırlıyorum 15 sene önce, 20 sene önce. Burada gemiciler vardı, gemiler falan filan vardı. Bayağı pis bir bölgeydi. Bunların hepsini yıktılar. Şuraya business district yaptılar. 4. Levent gibi. Opera binası, Munch Müzesi. Arkada da böyle pahalı yerleşim yerleri yaptılar, evler şu gördüğünüz. O evlerin arkasında bir tane park var görüyorsunuz. Ormanlık bir alan var. Edvard Munch orada yürüyor. Ve Endonezya'da bir volkan patlıyor. Yürüyüş yaptığı sırada değil, belki 5-10 saat önce. Ve gökyüzü çılgın bir kırmızılığa bürünüyor. Edvard Munch baktığı zaman gözlerine inanamıyor. Ve gökyüzünü gördüğüm an gökyüzünün kanadığını gördüm diyor. Ve gerçekten kıpkırmızı bir gün batımı görüyor. Ve işte o çığlık tablosunu o an düşünüyor ve yapmaya başlıyor. Sanırım 3 ya da 4 tane yapıyor çığlık tablosundan. İşte 10 sene önce falan tablo çalındı, sonra bulundu. Çünkü Norveç'in en değerli eseri. En son Ulusal Müze'deydi. Norveç Ulusal Müzesi'ndeydi. Şu anda da muhtemelen oradadır. Pazar günleri ücretsiz oluyor Ulusal Müze. Eskiden tamamen ücretsizdi. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel bir opera binası var. Bizim de İstanbul'da, Taksim'de yeni bir AKM yapılıyor. Umarım o da güzel olur. Buraya muhtemelen geleceksiniz Oslo'ya geldiğiniz zaman, ama daha ilginç bir şey var burada. Burayı görmeyeceksiniz belki. Şu tahtadan platformları görüyorsunuz. İşte o platformlarda insanlar saunaya giriyor ve buz gibi denize atlıyorlar. Kafa yemiş abilerimizi görüyorsunuz burada. Direkt buz gibi suya atlıyorlar. Sonra da bira içiyorlar. Üzerlerinden de duman çıkıyor. Gelip atlamak istiyorum aslında. Bayağı güzel bir tecrübe olurdu. Bakın burada başka bir arkadaş atlamış. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Isınmak isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Buhar tutuyor buradan böyle görüyorsunuz. Gerçekten kafayı yemişler. Bu buza atlayıp bir zatürre oluruz. Çünkü biliyorsunuz annelerimiz kalın kalın giyindiriyor soğuk olduğu zaman. Bunlar hiç öyle değil. Çocukları falan salıyorlar çamura, ormana, soğuğa. Çıplak ayakla koşturuyorlar. Biz küçücük bir şeyde zırt diye hasta oluyoruz. Ama bunlar, ben ne hasta olduğunu görüyorum ne bir şey. Hepsi çok sağlamlar. Ne yapalım? Biz de böyleyiz işte. Şunu da göstereyim size. Küçük bir ayrıntı. Şurada denizin üzerinde küçük bir buzdağı, buz parçası gibi bir heykel var. Onu İspanyol bir mimar yapmış. Onun bir özelliği var. Devamlı oynuyor. Yani stabil değil. Rüzgara ya da gelgitlere göre hareket ediyor. Aynı bir buzdağı gibi. Oslo'da böyle bir heykele denk geldim. Torun çekici, Torshammer şeklinde yapılmış. Bayağı güzel bir heykel. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Norveçliler adına yapılmış bu heykel, anıt. Tilminne om Osvald Gruppe Svalne i Norges Krig i 1940-1945. 1940-45 arası Norveç'in İkinci Dünya Savaşı'nda düşen Osvald grubu için, hatırlamak için yapılan anıt diyor. Bu da 1945 yılında hayatlarını veren, fedakarlık yapan insanlar için diyor. Øyvind Johansen. Bakın gül bırakmışlar buraya. Gerçekten 2. Dünya Savaşı Norveç için aşırı önemli. Çok gurur duyuyorlar tarihleriyle.
büyük bir direniş göstermişler. Hatta benim bir tane arkadaşım vardı 80 küsur yaşında Marmaris'ten. O anlatırdı. Nazi ciplerinin, tanklarının, benzin depolarının içine şeker attıklarını söylerlerdi. O şekilde direniş yapıyormuş. Daha küçücük çocukken mektup falan taşıyormuş direnişçiler arasında. O şekilde gözleri dolarak anlatırdı. Burada ne yazıyor? Devar Vert, o şempe for Freiheit'in, for Alleland, for Alle Cluster, for Alle Mennesker. Asbjørn Sunde isimli birisi ne diyor? Özgürlük için savaşmaya değerdi. Tüm ülke için, tüm sınıflar için ve tüm insanlar için diyor. Asbjørn Sunde kim olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Thor Summer şekilde hem Viking mitolojisine hem de ezilen nazizme. Görüyorsunuz ezilen nazizm bu şekilde. Güzel olmuş. Sevdim ben bu heykeli. Şimdi size ilginç bir şey anlatacağım. Bakın yerdeki dergiyi görüyorsunuz. Şu kırmızı adam da o dergiyi satan adam. Bu aslında normal bir dergi satıcısı değil sokakta rastladığınız. Bu sabahları gidip Norveç hükümetinden, devletinin belirlediği kurumlardan dergiyi alıyor. Ondan sonra geliyor burada satmaya başlıyor. Herkes bunların uyuşturucu bağımlısı olduklarını biliyor. Ama devlet bu şekilde bir şey keşfetmiş. Bunlar geliyorlar atıyorum 1000 krona bu dergiyi satıyorlar. 500 kronu dergiyi aldığı yere götürüyor. 500 kronu kendine kalıyor. Bununla artık ne yaparsan yap diyor devlet. Ve tabii ki uyuşturucu bağımlısı ne yapar? Uyuşturucu satın alıyor ilk başlarda. Ama bu şekilde topluma entegre olduğu için yavaş yavaş uyuşturucuyu bıraktıkları ortaya çıkmış. Karl Johan Caddesi'nde bu dergi satanları görürseniz bilin ki bunlar uyuşturucu bağımlıları. Ya da işte uyuşturucu bağımlısı olup bu işi yapmaya başlamış insanlar. İlginç bir sistemleri var Norveçlilerin. Öyle güzel kazakları da var tabii. Ay şu çok iyiymiş ya gerçekten. Bu arada burada bir geyiği dondurmuşlar. Norveç Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri gibi değil. Böyle şeyleri bayağı görebiliyorsunuz. Sokak yemekleri falan var. Yemek konusunda, hayvan hakları konusunda falan. Biraz daha rahatlar. Bakın burada başka hayvanlar var. Bu herhalde Norveç orman kedisi. Bu da bir tilki. Vallahi ben böyle donmuş hayvanları görmek istemiyorum. Bu şekilde her yerde ama burada bayağı normal Norveç'te. Viking biliyorsunuz bunlar. Tekrar selam. Turgat'a da yürüyorum. Diğer Norveçlerle Noel alışveriş yapıyoruz. Norveçlilerin Noel'i çok büyük bir gün. Bütün sene ona hazırlanıyorlar. Şu anda Noel'e çok yaklaştık. Hatta %50 indirimler var. Çünkü alan aldı alacağını. Oslo çok pahalı bir şehir. Eskiden çok daha pahalıydı. Şu anda birazcık daha ucuzlamış durumda. Bakın mesela 18 liraya 27 krona ya da işte 42 liraya bir sushi seti alabiliyorsunuz. 18 liraya bir büyük bir dilim pizza alabiliyorsunuz. Bu Norveç için bayağı ucuz bir fiyat. Eskiden böyle şeyler yoktu. Tabii dükkanlar, restoranlar çoğaldıkça fiyatlar da düşmeye başlamış. Hala dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi ama. Turgat'ın sonunda ilginç bir yere gireceğiz. Burası bakın Sami Shop diyor. Samiler Norveç'in kuzeyinde yaşıyorlar. Farklı bir, değişik bir, kendi dilleri var. Laponlar vardı biliyor musunuz? Böyle Türklerle Laponlar karışımı. Biraz böyle çekik gözlü bir millet. Onlar burada. Bakın hatta kendi bayrakları var Samilerin. Şu gördüğünüz rengarenk olan Sami bayrağı. Bir ara bağımsızlık savaşı falan vermişler. Şu anda öyle bir sıkıntıları yok. Kendi dillerinde eğitim alabiliyorlar ama zaten çoğu Norveçli olmuş durumda. Sami çadırına girelim bakalım ne varmış Sami çadırında. Genellikle rengeyi yetiştiriyor bu Samiler. Burası bayağı sıcak ya. Direkt 20 derece ısındı. Buraya şey kurmuşlar. Rengeyi, postları satılıyor. 100 euro, 600 euro, 700 euro. Ben kuzeye gittiğimde aslında çok daha ucuza satılıyordu. Tabii buraya gelene kadar fiyatlar çilenmiş. Sami çok. Bunların müzikleri de çok ilginç. Bakın arkada şey yapıyoruz. Anne Brun dinlemişsinizdir birçoğunuz. Türkiye'de daha çok seviliyor Anne Brun. Onun da bir şarkısı vardı böyle. Samilerden esinlenilmiş. Böyle. This one is about... I'll tell you. In Norwegian crowns. Yeah. 2000 lira. 2500 crowns. Who you buy this? Huh? DJI. 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 Snack and Rush? Yeah, yeah, Snack and Rush.
Yani tek tek her şeye bir şok eden. DJI. DJI. Vur komur düfra. Türkiye. Ha, ben de Türk'üm ya. Ha, evet. Nerelisin abi sen? Uşak. Ha. Gel şey yapalım. Abimiz Uşak'tan kamerayı görünce merak etti. Bak size burada... bak bir şey göstereceğim. Gel buraya gel. Gel tamam. Bayağı başta İngilizce. Sonra Norveççe, sonra Türkçe'ye döndük abiyle. Gel. Size bir numara göstereceğim. İyi bakın. Evet. Ha. Abim bak. Şu anda bize... Bak bir şey yok elimde. Bir evet. Şey yok. Avcıma buyuyor. Bak. Bak avcımda yok. Nerede? Allah Allah Allah. Ben numarayı biliyorum ama. He, biliyorsun da tamam. Evet. Plastik parmağı attın abi cebe ya. Abi kendine iyi bak, var mı akrabalara söylemek istediğin bir şey? Uşak'a, bütün akrabalara, nerede Uşaklı Ağış Beyli varsa Tatar'a selamlarımı, yeni yıllarını kutlar, yaşlılarının çok çok ellerinden, ellerinden öperim. Abi kendine iyi bak, kolay gelsin. Bir de şeye deyin, amcaoğlu Akın dede şey Uşak'ta ip sanayinde çalışıyor. Evet. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Kendine iyi bak. İyi, çok memnun oldum. Kamerayı da alırsan tamam. Sağ ol, kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, Sami çadırında bir Uşaklı amcayla karşılaştık. Abi de diyelim. Bakın böyle kuzey ışıkları çayı satıyor Samiler. Bu arada bu ilginç bir şey. Gurur duydukları bir şey Kuzeylilerin. Gülber diyorlar. Sarı yemiş. Bunun da çayını yapmışlar. Sami oyuncakları var mesela. 250 TL fiyatı. Kalsın. 250 liraya neler neler yapılır bizim Türkiye'de. Bunu lan 80'li yılların rock şarkılarına benzedim ha. Bunlar Rengeyi postları. Kuzeyliler Rengeyi'nden her şeyi yapıyorlar. Yiyorlar bu arada. Hem büyük protein kaynakları Kuzeylilerin, Samilerin Rengeyi derisi ve Rengeyi eti. 130 euro. Yani yaklaşık 1000 liraya mı denk geliyor, o civarda bir fiyatı var. Bayağı da pahalı. Törkaşin kurutulmuş. Bu da 500 lira falan. Ve Samilerin klasik geleneksel elbisesi. İleride yolun sonunu görüyorsunuz. Oslo S Central Station. Oslo tren istasyonunun merkezi. Şu anda Karl Johan'ın diğer tarafındayız. Yani yol bitti. Ne demiştim, diğer tarafı neresi? Kraliyet Sarayı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Kraliyet Sarayı'nda buzlar var. Tuz bile atmamışlar Kraliyet Sarayı'ndaki buzları çözmek için. Öyle bir fakirlik. Kraliyet Sarayı'nda görüyorsunuz. Çok basit, öyle şaşalı değil. Tam bir İskandinav Sarayı. Tabii İskandinav Sarayı ne demekse öyle bir terim geliştirmiş oldum. İskandinav Sarayı, IKEA Sarayı gibi. Kraliyet ailesini çok seviyor Norveçliler. Peki neden seviyorlar? Gerçekten kraliyet çok da sevilecek bir şey değil. Kraliyet neden var Norveç'te? Aslında bir parlamento var. Parlamento işliyor. Kral çok fazla karışmıyor ama aşırı saygı görüyor. Çünkü Nazilerle savaşırken 2. Dünya Savaşı'nda kral direnişe katılmış ve halkı teşvik etmiş direnmek için. İsveç mesela nötr kalırken Norveç Nazi savaş makinesine karşı savaşmış, direnmiş. Bu da hala kraliyet ailesine saygı gösterilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi. Kral hatta bir ara bırakayım ben bu işleri. Artık gerek yok. Yaşlandım zaten demiş. Norveçler bayağı ayaklanmışlar. Abi olur mu, yapma, bizi bırakma. Biz sensiz ne yaparız kraliyet ailesi olmadan falan demiş. Tabii öyle dememişler ama çok seviyorlar krallarını ya. Yoksa krala falan ihtiyaçları yok Norveç'in. Gayet demokratik bir ülke. İnsan haklarının zirvede olduğu, ekonominin zirvede olduğu bir ülke. Her şeyle gayet refah içinde yaşıyor bu insanlar. Kötü söyleyecek bir sözümüz yok. Aile yapıları da çok iyidir Norveçlerin. Ben 20 senedir yaşıyorum onlarla. Gerçekten çok düzgün aile yapıları var. Aileleri birbirinden ayrılmaz, devamlı görüşürler. Birçok kötü örnekler de vardır ama bu iş böyle. Norveç güzel bir ülke. Şimdi size bir de askerleri göstereceğim. Şu anda nöbet değişimi oluyor. Askerler, kadın askerler
Gerçekten görmeye pek de alışık olmadığımız bir tablo bu. Askerlerin kadın olması. Ben çok sevdim, ne güzel. Kadın haklarının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Norveç. Burada bile hala tartışılıyor. Çünkü eşit maaşların alınmadığı söyleniyor ama eşit değil derken %3, %5 gibi bir oranlardan bahsediliyor. Evet, aralarında sohbet ediyorlar. Gördüğünüz gibi Norveç'te askerlik öyle çok sıkı bir rejim değil. Evet, Oslo Noel Merkezi'ne giriyoruz. Kurutulmuş balıkları görüyorsunuz. Norveç'in ünlü badem kavurması. Yanmış badem diyorlar Norveççe. Brent mandlar ama tam Türkçe'ye çevirisi badem kavurma. Bugün acayip kalabalık ya, cumartesi diye. Burası biraz ilginç. Bakın, şimdi biraz Karagöz Hacivat tarzı bir olay dönüyor burada. İki tane rengeyi birbirine laf atıyorlar. Diğerinin ismi Alfred. Alfred de bu tarafta. Birbirleriyle atışıyorlar devamlı. Ve Noel marketlerinin en sevdiğim bölümü. Sosisli bölümü. Ama en iyi sosisli Almanya'da oluyor ya. Almanya'nın üzerine cidden tanımıyorum. Ötesi yok. Zaten Noel marketleri Almanya'da çok daha güzel oluyor. Ama Norveç'teki de bayağı iyiymiş. Genelde bu Doğu Avrupa'daki Noel marketleri tırt oluyor. Yiyecekler falan çok kötü oluyor. Norveç'inki güzel, fena değil. Ama bu işin aslı Almanya'da, bir de Strasbourg var. Acayip bir yer. Gerçekten çok güzel oluyor Strasbourg. Fransa'nın Almanya sınırında küçük bir şehri. Noel marketinin girişi ve çıkışı olan yerde. Karşıda görüyorsunuz Norveç Parlamentosu ve Grand Hotel. Grand Hotel hakkında bir şey öğrendim. Nobel Barış Ödülü alanlar Grand Hotel'in ikinci katında kalıyorlarmış. Ve ikinci katından Nobel ödülünü almadan önce insanları selamlıyorlarmış. Michael Jackson'ından tutun Barack Obama'sına kadar herkes bu otelde kalmış. Ben de yavaş yavaş cumartesi gecesine hazırlanmak için hostelime dönüyorum. Hostelde böyle ortak oturma alanları var. Gördüğünüz gibi gayet temiz. Bu şekilde bir mutfağı var hostelin. Bakın, çamaşır odası bile öyle herkesin girebildiği bir yer değil. Burada 12 liraya 20 krona eşyalarınızı yıkayabiliyorsunuz. Kurutma makinesi de var. O da sanırım 20 krona ama ben mecburen burada kuruttum. Böyle çamaşır suyu işte. Çamaşır deterjanı, her şey var. İsterseniz ütü bile yapabiliyorsunuz. Bakın, böyle açık büfe yapmışlar. Meyveler var. Burada Norveç'in peynirleri falan var. Ünlü Brunost, kahverengi peynir. Burada sıcaklar var. İşte yumurtasından tutun. Her türlü. Cornflakes tarzı şeyler, meyve suları. Hostel ama bir otel gibi aslında. Buranın fiyatı 245 lira. Hostelin fiyatı. Kahvaltı da dahil. Frogner Park'a gidiyorum. Trama bindim. Burada trik diyorlar tramlara. Bugün bayağı boş. Arkadaki yerimizi alalım. Şimdi gittiğimiz Frogner Park. Dünyanın en büyük heykel parkı. Gustav Wiegeland tarafından yapılmış. Benim 3. 4. gidişim olsa da göstermek istiyorum. Gerçekten çok ilginç bir yer. Tram. Robus binası önünden geçiyor. Nobel Institute oradan geçecek şimdi. Ya şaka bir yana, ben bu trama ilk defa bindim. Gerçekten bu tramvay çok iyiymiş. Bayağı öyle olsa bütün şehri geziyorsunuz. Kesinlikle benim almak, kaçırmayın. Ama böyle turistik bir gezi gibi. Frogner Park normalde Oslo merkezden 45 dakika falan sürüyor yürüyerek. Böyle tramla 10 dakika geziyorsunuz.
Oslo'ya geldiğinizde katiyen es geçmemeniz gereken yerdeyiz. Vigeland Parkı'ndayız. Gustav Vigeland tarafından yapılan bir park. Hükümetle anlaşıyor Norveç devletiyle. Bana bir yer tesis edin diyor. Ben size heykel yapayım diyor yıllarca. Ve bu parkı yüzlerce heykel yapıyor. Tam ortasında da bu monolit var. Yaşamın evrelerini temsil ediyormuş bu monolit. Bu da çocukluktan yaşlılığa kadar. Bu arada tüm heykeller nü. Çıplak olarak resmetmiş. Resmetmek mi denir? Yontmuş diyelim. Çok uzun süre. Yaklaşık 30 sene sürüyor sanırım bütün bu heykelleri yapması. 60 olmayayım da aklımda öyle kalmış. 200 küsür tane heykel var monolitin üzerinde. Farklı insan figürü var. Orada mesela sevgilisiyle aşk yaşayan bir adam, kavga eden, yaşlılar var. Yani parkın içindeki heykeller hayatın her evresini temsil ediyor. Bu monolit merkezde dedik. En ünlülerinden bir tanesi ama asıl en ünlüsü Sinnataggen, kızgın çocuk heykeli. Aşağı doğru indiğinizde daha bir sürü heykel çıkıyor ve köprü var. Acayip güzel bir tane nehir var. Bu nehirin bir kısmı şu anda buz tutmuş. Normalde tamamının buz tutmuş olması gerekiyor. Ama mevsim normalinin üstünde seyrediyor seyahatimizde Norveç. Ben nereye gitsem zaten şansıma mevsim normalinin üstünde seyrediyor. Karlı bir Noel için geldim Norveç'e. Başıma gelenlere bak. Yağmur yağıyor. İstanbul kadar sıcak herhalde şu anda Norveç. Üşümüyorum bile ya. Norveç'e gelip de üşümemek çok saçma oldu. Aslında Oslo şehrinin bayağı içindeyiz. Görüyorsunuz ormanın içindeyiz. Yeşil bir şehir. Yani biraz İstanbul gibi arkadaşlar. İstanbul'da da biliyorsunuz tam ortasında Gezi Parkı var yeşil olarak. Onun dışında da başka bir yeşillik yok. Ne yazık ki köpeklerini gezdiren Norveçliler var. Biraz depresif biliyorsunuz İskandinav ülkeleri. Onun için kedi besleyen neredeyse hiç yok ya. Çok ilginç ama köpek besleyen çok fazla. Bayağı yalnızlık çekiyorlar. İntihar oranları da yüksek. Kuzeye gittiğiniz zaman değişik bir olay var. Geçen seneye gittiğimde yaşamıştım. Tabii güneş yok orada birkaç ay boyunca. Sıfır güneşle yaşıyorlar. Yapay bir güneş var. Yüzlerini tutuyorlar. Sırf depresyonu yenebilmek için doktorlar veriyor güneşi. Burada yine Vigeland'ın heykellerini görüyorsunuz. Ortada dünyayı taşıyan Apollolar. Öyle diyelim. Bunun bu şekilde olduğu söylenmişti yıllar önce bana. Arkadaki ormanlık alanları görüyorsunuz. Gerçekten bir şehrin içinde parkların olması, yeşil olması şehrin insanı büyük mutluluk veriyor. Hava ne kadar kötü olsa da böyle dolaşmak bir mutluluk veriyor. İstanbul'da da Belgrad Ormanı var. Reşadiye var. Görünecek şekilde tasarlanmamış herhalde Reşadiye ama Belgrad Ormanı'na gidip koşu falan yapabilirsiniz. Şimdi ünlü köprüye geldik. Buranın en ünlü heykelini gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi en ünlüsü kızgın çocuk heykeli Sinnataggen. Burada bir küçük kız heykeli var. Burada tam köprüde yuvarlak kızgın bir adam. Evet, şu anda Norveç'in en ünlü heykellerinden bir tanesi. Hatta en ünlü heykeli Sinnataggen'ı görüyorsunuz. Kızgın çocuk. Aslında ben ilk geldiğimde böyle saçma şeyler yoktu. Muhtemelen insanlar bu elini ve çocuğun pipisine şans getirmesi için dokunmuşlar. Tabii böyle bir gelenek yok Norveç'te falan. Bunu daha çok Macaristan'da, Çek Cumhuriyeti'nde, İtalya'da falan görüyorsunuz. Heykelin orijinalliğini bozmuşlar. Ama ne yapalım? Biz de eline dokunalım bari çocuğun. Şans getirsin. Daha çok seyahat etmek. Nehir çok güzel. Ördekler falan var, kazlar var nehirde. Bakın arka taraf buz tutmuş. Hava bayağı sıcak olmasına rağmen yine buz tutmuş. Burası biraz daha yüksekte sanırım Oslo'nun şehir merkezine göre. Tabii yani yürüyerek yarım saat şehir merkezi sayılır. Bu arada bu bölgedeki evler Oslo'nun en pahalı evleri. Sanatçılar falan filan yaşıyor. Bohem bir bizim Cihangir gibi diyebiliriz. Oslo'nun en hip yeri Akerbrygge. Burası eskiden tersanelerin falan olduğu bir yerdi. Şimdi ise Norveç'in en zenginleri burada yaşıyor. O kadar pahalı ki buradaki evler. Öyle en ucuzu birkaç milyon dolardan başlıyor. Binalar apartmanların önünde herkesin yat çekecek yeri var. Hatta küçük bir sahili bile var buranın. Öyle yüzüyorlar. Burayı yaparken dünyanın en iyi heykeltıraşlarını getirip heykeller falan yaptırmışlar. Gerçekten de yaşanılması bir yer. Çok da turistik aynı zamanda. Arkalara doğru binalar var, evler var. Müstakil değil ama gerçekten çok çok güzel mimarlara yaptırmışlar. Çok iyi mimarlara yaptırmışlar bu evleri.
bir Norveç seyahatinin daha sonuna geldik. Başladığımız yerde bitiriyoruz. Tegern, yani Kaplan'ın orada. Bu arada bu Kaplan'ın anlamını öğrendim seyahatim boyunca. Bilmiyormuşum. Ünlü bir şair var bir Norveç'te. Bjørn Bjørnsen. Eski bir şair, şu anda yaşamıyor. Oslo'ya geldiğinde burası tabii o zaman böyle gemicilerin, fahişelerin cirit attığı bir yer. Çok tehlikeli sokaklar. Şehrinde Oslo'dan Tigern, yani kaplan diye bahsediyor şehirden. Çok tehlikeli olduğu için şehir. Onun şehrine atıfta bulunmuşlar bu kaplanı. Oslo'nun kuruluşunun 1000. yılı adına. Şehrin ortasına bu sembolik heykeli dikmişler. Yoksa Oslo'da, Oslo ormanlarında kaplan yok. Kaplanlar sadece Asya'da yaşıyor. Elena Engelsen yapmış heykeli. Şimdi buradan Marsilya'ya uçacağım. Marsilya umarım buradan daha sıcaktır. Burada kar da yağmadı. Şimdi trenle havalimanına gideceğim. Görüyorsunuz işte arkadaşlar, Norveç ekonomisi batmış. Bir AVM bile yapamıyorlar. Mesela şu anda tren istasyonunun içindeki bir AVM'deyiz. Eski, yıpranmış, yani leş gibi ya. Ulan AVM yapamıyorsunuz ya. Gelin İstanbul AVM görün. AVM. Hayır, her taraf sanki köy. Ağaçları kesmemişler şehir ortasında. Parklar içinde insanlar koşturuyor. Ya gidin köyde yaşayın kardeş. Bir İstanbul hiçbir zaman olamaz. Norveçlileri ben buradan kınıyorum. Gerçekten akıl almaz. Yani ekonomisi batık batık. Şaşırıyor insan. Bir de yani rakamlarla oynamışlar. Dünyanın en zengin ülkesi. Lan en zengin ülkesiyseniz neden şehrin ortasında orman var yani? AVM yok. Neden yani? Neden yok? Ya şimdi AVM arıyorum. Gidip iki tane Star Fox falan elimde kapitalist bilmem karton gibi tutacağım meşale. Olimpiyat meşalesi yok. Gördüm insan çeşmeden falan su içiyor, diyor ki ya biz içiyoruz temiz falan mı diyor. Ya bırak, sen hiç bir kere Adana'da falan içtin mi su? Gördüğünüz gibi zaten aşırı pahalı. İnsan hakları en önemli noktası burada, vurgun var yani, vurgun. Krallık yönetiliyor ya. Sen Türkiye'den demokrasi, insan haklarını öğren bir kere. Ondan sonra kur ülkeni ya. Buraya ülke mi denir yani? Bu bildiğin kral almışlar, krala tapınıyorlar. Ya aslında bizden 2-3 tane adam getirip buraya öğreteceksin demokrasiyi. Ülkenin anası... Ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartacaklar. Şimdi trendeyim. Bakın çok ilginç bir şey oldu. Buna bir de keriz. Bu kadar kerizlik olabilir mi? Dedim ki kadına. Ya hanımefendi, benim cash param var. Cash ödemek istiyorum bileti. Kadın diyor ki ya bizde diyor cash makinesi yok. Sadece kredi kartıyla, ama diğer tarafta indiğin zaman bunu gösterdim. Cash'i verdiler, sana alacak diyor yani. Böyle de halkına güveniyor. Keriz ya. Koskoca devlet halkına güvenir mi yani? Güvenir mi? Adamı ne yaparlar? Ondan sonra yok çevrecilik, yok aman kurtlar ölüyormuş da ormanlarda, yok ördekler azalmış da falan. Ya siz Greta Thunberg misiniz ya? İsveç kopyacıları. Sakın Norveç'e gitmeyin. Ben de bir daha gelmem abi. Bir daha da Oslo'ya gelmem. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kandırdılar. Yok insan hakları, demokrasi, çevre, doğa, bilmem ne falan. Yok arkadaşlar ya. Yemin ediyorum yani. Batık batık. Yani Norveç şu anda batmış durumda ekonomisi. Ben bunu görüyorum. IMF'miş bilmem neymiş falan. Benim gözlemlerimi söylerseniz bu ülke batmış. Yakında Türkiye'den kredi almazlarsa şuraya yazıyorum bakın. Kredi Türkiye'den alacak Norveç. Avrupa Birliği de yakında görürüz bizim ülkemize yalvara yakara kredi isteyecekler. Buradan Türkiye'de demokrasi yokmuş, insan hakları yokmuş. Yok. Ekonomi kötüymüş diyenlere Allah belanızı vermesin.